Peki adaylıkla ilgili olarak Cumhur İttifakı cephesinden ne açıklama geldi? Tabii ki hani bir rakiplik söz konusu, karşı cephenin olması ama sonuçta kiminle yarışacak? Uzun zamandır Kılıçdaroğlu'na çağrısı vardı Erdoğan'ın. Hadi çık karşıma diye. Kılıçdaroğlu artık resmen aday. Ve bu noktada Erdoğan'ın değerlendirmeleri merakla bekleniyor. MHP lideri Bahçeli özellikle masaya eleştirilerini dile getirirken Akşener'e sert sözlerle yüklendi. HDP cephesinden de olumlama yaparak bir açıklama geldi. Adayla ilgili olarak yeni bir değerlendirme sürecinde olacağını işaret etti HDP. O zaman bir Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrasında gelen mesajlar ve tepkiler. 10 Mart Cuma günü anayasanın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün resmi gazetede yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz. Tabii bu kararın yayımlandığı 11 Mart itibariyle seçim takvimiyle ilgili hususlar Yüksek Seçim Kurulu'nun yetki alanına girmektedir. Sandığın seçmenin önüne geleceği tarih için geri sayım başlamışken bir kez daha 14 Mayıs dedi. 10 Mart'ta seçim kararı alacağını duyurdu. Takvim için YSK'yı işaret ederken tek gündemimiz deprem dedi Cumhurbaşkanı. Ülkenin seçim gerilimi ve tartışmalarından hızla çıkması şarttır. Seçimlerin daha önce açıkladığımız 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz. Bizim seçim sürecindeki gündemimiz yine deprem olacaktır. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının ilan edilmesine doğrudan değinmedi. Seçim süreci üzerinden yine not tutmaya devam ediyoruz mesajını vermekle yetindi. Siyasi çekişmelerle, polemiklerle, kavgalarla örülü bir seçim kampanyası yapmayı içimize sindiremeyiz. Depremin ilk gününden itibaren asla siyasi tartışmalara girmedik. Söylenen her şeyi, sergilenen her tutumu not ettiğimizi belirtmekle yetindik. Yeniden normal gündemine döndükten sonra ise herkese hak ettiği cevabı verecek, herkesi hak ettiği muameleye tabi tutacağız. Erdoğan'ın gündemine almadığı Millet İttifakı'na MHP lideri Bahçeli ise grup toplantısında geniş yer ayırdı. Ortak aday anlayışı üzerinde uzlaşıp 24 saat bile geçmeden atılan imzayı inkar edenler ilkesizliğin ana damarıdır. Türk siyaseti bu tip bir ilkesizliği ne görmüş ne de muhatap olmuştur. Zillet düşmüştür. Cumhur İttifakı'nın siyasi alternatifi de kalmamıştır. Bu saatten sonra zillete fırtına kopsa da bizde yaprak bile kımıldamayacaktır. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edildiği sıralarda HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Habertürk yayınındaydı. Adaylığa hayırlı olsun dedi, genel merkeze davet etti. Peşi sıra HDP Eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan da mesaj geldi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu bunları konuşmak için bekliyoruz. Elbette partileri tek tek ziyaret etmesi çok önemli. Elbette HDP'ye kendisinin gelmesini de bunları bizlerin yüz yüze konuşmasını da bekliyoruz. O davete CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den HDP ziyaret olasıdır yanıtı geldi. Özel bir Cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaretle yükümlüdür. Çünkü seçmenleri ayırması ve siyasi partileri ayırması söz konusu olmaz dedi. Adaylığı hayırlı olsun diyorum. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı aday çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğimizi tüm kamuoyuna buradan belirtmek ve ifade etmek isterim. Bir diğer tebrik mesajı da Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta ziyaret ettiği Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'tan geldi. Adaylık ilanının ardından piyasalarda hareketlendi. Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye bakışını değiştiren döviz cinsinden borçlanma araçlarının fiyatı yükselişe ve faizleri düşüşe geçti. Türkiye'nin risk primi yani CDS düşüşe geçti yıllar sonra.